MİT, Soğuk Savaş'ın ardından son yılların en büyük operasyonuna imza attı. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, ikisi çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de Amerika Birleşik Devletleri'ne nakli sağlandı. Bu operasyon, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti. Operasyonun diyalog kanallarının kurulması MİT tarafından sağlandı. İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonuyla Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarıyla yürüttü. Tüm tarafların uzun süredir istediği önemli isimler takas kapsamında değişime konu oldu. Bu kişiler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve ABD deniz piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif Ilya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı. Takas operasyonunu başından sonuna kadar MİT yönetti. Takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planları ve ihtiyaçları MİT tarafından karşılandı, yine taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı. Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeniyle şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi. Operasyon süreci, özellikle dünya genelinde gerginliğin tırmandığı son yıllarda Türkiye'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, uluslararası alanda önemli bir belirleyici aktör olduğunun yeniden anlaşılmasını sağladı.